bir süredir ciddi anlamda benim organize olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı var. Bu da her ne olursa olsun şahsım özelinde takımımıza ve kulübümüze yaşatılmakta olan bir yıpratma politikası. Anlamsız olduğunu düşünüyorum. Gerçekleri içermediğini, gerçek olmayan bilgilerin sunulup gerçeklerin perde arkasında tutulduğu, amacının da benim şahsım olduğuna ilgili de bir düşüncem yok. Çünkü burada yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Hepiniz birbirimizi tanıyoruz. Sizin ekranlarınızla ulaştığım yüz binlerce, milyonlarca da insan var. Onlar da benim ne olduğumu biliyorlar. Dolayısıyla burada amacın ben büyük çerçevede biraz benim üzerimden, biraz daha başka yapılan algılar üzerinden kulübümüzün, takımımızın gitmek istediği olan yolda bir art niyet çerçevesinde bizi geriye çekilmiş uğraşıldığını düşünüyorum. Son iki senenin şampiyonu bir takımımız var. Teknik direktörümüz Sayın Okan Buruk'la iki sene daha sözleşme yeniledik. Başkanımızın geçen hafta söylediği gibi ilk 11'imizden hiçbir oyuncu kaybetmememize rağmen teknik heyetimizin bize vermiş olduğu, yönetimimize sunmuş olduğu, başkanımıza vermiş olduğu pozisyonlar çerçevesinde çalışmalarımızı da yaptık. Dolayısıyla lige çok büyük bir umutla başlıyoruz. Amacımız yine şampiyonluk. Bu sene bildiğiniz gibi 2025 yılında 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızımızı takmak için bu sezona başladık. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi playoff maçı var. Artık önümüzdeki hafta oynayacağız, o da başlıyor. Dolayısıyla o da bizim için çok ciddi, kritik bir hedef. Önümüzde ciddi hedeflerimiz var. Biz bunlara konsantre vaziyetteyiz, ilerlemek istiyoruz. Fakat gerçek olmayan bir takım algılarla, oluşturulan bir takım karalamalarla bizim geriye çekildiğimizi düşünüyorum. Ve bununla ilgili de sizlerle biraz sohbet etmek, sorularınızı da cevaplamak istedim. Sorular olan varsa buyurun, bekliyorum. Serhan Bey buyurun. Cenk Bey, normalde Galatasaray transferleri konuşulur ve gündemde de sürekli Galatasaray transferleri konuşulması bekleniyor. Yani şu geliyor, bu geliyor derken biz transfer boyunca Cenk Ergün istifa sosyal medyada böyle bir algı gördük. Yani siz bundan hem şanslı olarak etkileniyor musunuz, aileniz etkileniyor mu, sevdikleriniz etkileniyor mu? Bu oluşumu siz nasıl bakıyorsunuz? Etkilenmiyor demek tabii ki yalan olur. Sonuçta hepimiz insanız. Ben burada vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. 1985'te ben bu camianın içerisine girdim. 2006 yılında da kulüpte çalışmaya başladım. Aradaki bir süre aradan başka uzunca bir süre, 20 yılı aşkındır futbol operasyonlarının içerisindeyim. Elbette ki görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğin gibi sonuçta transfer de nasıl yapıldığı bilinen bir organizasyon. Bizim bir oyuncu havuzunu belirleme çalışmalarımız vardır. Bu yıllarca böyledir. Bizim maç analizi ve scouting departmanımız hem kendi takiplerine hem dışarıdan gelenlere hem kulüplerden önerilenlerle bir havuz oluşturur. Bu bizim teknik heyetimiz tarafından incelenir. Arasında bir takım listelemeler yapılır. Bu da yönetimimizin olduğu toplantılarda bizlere sunulur. Biz de yönetimimizin ve başkanımızın göstermiş olduğu direktifler doğrultusunda bu transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni, limitlerimiz, bütçelerimiz ve takım operasyonumuz dahilinde yapmaya çalışırız. Yıllarca da böyle oldu. Ama senin dediğin gibi, mesela Serhan sen yine hatırlıyorsun, iki sene önce kampta. Avusturya kampında yine bir, Avusturya kampında yine bir özel maç öncesinde yine bir takım söylentiler vardı. Birçok arkadaşımızın da olduğu ortamda sen mikrofonu bana uzattın. Ben de o zamanlar transferlerin içerisinde eskisi kadar olmadığımı belirttim. Fakat bunlara rağmen bir takım transferlerin istenileni alamayanların, daha başarısız bulunanların, gelecekte daha fazla beklentisi kalmayan transferlerin sanki benim tarafımdan yapılmış da getirilmiş gibi bir algı var. Yani koskoca Galatasaray'da ben tek başına bir transfer yapabilme ya da bunu zorla dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim? Burası Galatasaray Spor Kulübü. Binlerce üyenin seçmiş olduğu bir başkan ve yönetim kurulu var. Onların görevlendirmeleriyle futboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz var. Bizler varız. Sadece ben de değil, bir heyetimiz var. Mesela bir algı. Geçen sene çok daha fazla ortada olan Ayhan Akman'a ben rövanşist yaklaşımla Ayhan'a yaklaşmışım. Ayhan ortada yokmuş arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz her toplantıda sevgili Ayhan kardeşim var olması gerektiği gibi. Her antrenmanımızda, her kampımızdaki her günde, sizler de gördünüz, Avusturya kampa da geldiniz. Her maçımızda var.
Nasıl böyle bir şey oluyor olabilir? Başka bir örnek. Sevgili Fatih Demireli kardeşim üzerinden. İşte akreditasyonu neden iptal edildi? Geçen sene öyleydi de Cenk ona bir şekilde yanına almıyor diye. Fatih kardeşim bir sağlık sıkıntısı yaşıyor. Yazılı olarak benden ricada bulundu. Kendisinin de vazifeleri var bu arada. Galatasaray ile ilgili yapması gereken, kuvvetli olduğu noktalarda kulübümüze sunması gereken ve hala yasta yerinden de takip ettiği, devam ettirdiği işler var. Kendisinin ricası üzerine Süper Kupa maçından önceki hafta içerisinde yaşamış olduğu sağlık sıkıntıları sebebiyle hastanelik olması ve bir ameliyatının da söz konusu olması sebebiyle benden ricada bulundu ve evinden çalışmalarını devam etmek istedi. Ben de kendisine doğal olarak bu izni verdim. Çalışmalarını da oradan devam ettiriyor. Bu arkadaşımızın maça gelmemesi üzerinden bir algı nasıl oluşturulabilir? Ayhan üzerinden nasıl bir algı oluşturulabilir? Sorumlu olduğum olmadığım transferler üzerinden böyle bir saldırılar nasıl olabilir? Hayali bir takım toplantılarla, buluşmalarla, gerçek olmayan bilgileri ortaya sürerek, gerçeklerin üstünü kapatarak, dediğim gibi bunun bir tek amacı olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda bizim konsantrasyonumuz 5. yıldızı kazanmak üzere bu sezonu şampiyon bitirmek. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek ve yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yakışır bir şekilde Galatasaray'ı, ülkemizi temsil edip yeni formatta bu gruptan gidebildiğimiz kadar ilerlere de gidebilmek. Bizim çalışmalarımız bu çerçevede ama artık öyle bir yalanlar üzerinden bir takım algılar oluşturuluyor ve bu o kadar çok yıpratıyor ki yani insan olarak etkilenip etkilenmemekten ziyade iş yapabilmemizi engeller vaziyete gelmiş durumda. Biz artık işimizde mi devam edelim yoksa ortaya atılan bir takım tevatürü toparlamak ve bunu doğruya düzeltmek için uğraş mı verelim? Bunu bilemez olduk artık. İlhan Bey, hedefte olduğunuzu söylediniz. Peki bu algılar kimler tarafından çıkarıldığını söylediniz? Ben hedefte olduğumu şöyle söyledim. Aslında hedef ben değilim. Hedef aslında Galatasaray'ın başarısını, alacağımız şampiyonluğu. Biz buna hepimiz çok inanıyoruz. Başından beri. Bu takım neden böyle devam ediyor? Neden bu sözleşmeler yenilendi? Neden bu transferler yapıldı? 5. yıldıza giden yolda başarılı olabilmek için. Dolayısıyla benim inancım, bizim inancımız, ben sadece bir aracım. Buradan yaratılacak olan polemiklerle bizim akışımızda sıkıntı yaratmak, taraftarla, camiayla aramızdaki güven ilişkisini kırmak. Çünkü arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz Florya'da biz kaç defa daha bir araya geleceğiz ben bilmiyorum. Kısa bir süre sonra biz Kemerburgaz'a yepyeni bir tesise gidiyoruz. Defalarca anlatıldı. Buradan yapılacak olan proje defalarca anlatıldı. Bankalar Birliği'nden çıkma projesi defalarca anlatıldı. Kulübün önünde çok çok parlak bir gelecek var. Ve bu çok yakında olacak. Yani çok yakın bir gelecekte biz Kemerburgaz'da olacağız. Çok yakın bir gelecekte Bankalar Birliği'nden çıkmış olacak. Çok yakın bir gelecekte bu hedeflerimize daha rahat ilerleyebiliyor olacağız. Dolayısıyla ben o kadar ön plana çıkan biri de değilim. Bunları da biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman transferle ilgili, yapılan işlerle ilgili ön plana çıkayım, fotoğraf vereyim ya da başka bir derdim yok. Ben tamamen konumum gereği yapılan işlerin genel anlamda büyük fotoğrafta kulübümüze ve camiamıza zarar verdiğini düşünmekteyim.